bir chat süreci başlayacaksa asıl daha bu şerler konulmadan önce başlamalıydı. O yüzden bizim itirazımız bu toplantının yapılmaması noktasında. Anladım. Chat sürecinden önce şöyle bir açıklamasını yapalım. O sizin dediğiniz şey olayda diğer olaylarla aynı durumda onları karşılaştırmıyor. Birincisi olarak şimdi burada Enerji Bakanlığı bir karar vermiş. Evet. Demiş ki sahaları belirlemiş. Evet. YK kapsamında. Türkiye'nin her tarafında belirlediği sahalar var. İlgili genel başkanımız güneş enerjisiyle ilgili tarım desteklemekle ilgili bazı çalışmalar yapılıyor tabii ki. Tabii ki NES'lere karşı değiliz. İkna etmeye çalışıyorlar. Ama biz, bakın biz yenilenebilir enerjiye hiçbir zaman karşı değiliz. Yenilenebilir enerji tabii ki olmalı. Fosil yakıtlara karşı olduğumuz her zaten ortada. Ama biz bu konunun yöntemine ve yerine karşıyız. Bunu her zaman söylüyoruz. Yoksa gerçekten yapılacak bir yenilenebilir enerjiye hiçbir zaman karşı değiliz. Ama bizim ormanlarımız daha geçen sene yandı. Canımız yanmış. Şimdi o yanan yerlerde res projeleri ortaya çıktı. Burada bir kumpas olduğunu düşünüyoruz. Demek ki ormanlar kasıtlı yakıldı diye düşünüyoruz. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu ormanlar yapılamazdı. Başkanım, bakın ben popülizm yapmıyorum, yanlış anlamayın lütfen. Siyaset de yapmıyorum. Ama bu ormanlar orada yerindeyken bu res projelerini buraya yapmaya gerçekten büyük bir cesaret isterdi. Ama ormanlar yandıktan sonra bu girişimin yapılıyor olması bizi çok kötü düşünmeye itiyor maalesef. Artık yani biz yapılan işlerde iyilik aramıyoruz, arayamıyoruz altında. Bizim hem çevreyi, hem şehri, hem ekosistemi korumak için geldiniz. Ve enerji şirketlerinin her dediğine evet diyorsunuz siz. Hanımefendi. Bizim burada bulunma amacımız hem il müdürlüğü olarak hem bakanlık olarak sizlerin bu proje hakkındaki görüşlerinizi almak. Biz dedik ki toplantı başlamadan önce burada belediye başkanında bir şeyler açıklamaya çalıştık. Bakanlığın bunu yönetmelik gereği yapabilmesi için 10 gün önceden ilanının, askının köye duyurulması lazım. Bakın bu yapılmadan siz bu toplantıyı başlatamazsınız. Bakın resmi... Ben arkadaşları bilemem ama ben bu toplantıya katılmayacağım chat. Tamam başkanım. Çökmeye gidiyorum. Her yönden gerçekten işgal aldım. Tabii. Ben nereye yetişeceğimi şaşırdım yani. Ben normalde geldim. Şimdi işin aslı bir de şu var. Şimdi özellikle yer seçiminde problem olduğunu biz savunuyoruz biliyorsunuz. Bunu savunurken nereden peki yola çıkıyoruz? Kendimiz mi uydurduk biz bunu? Hayır. Kendimiz uydurmadık. Bu ülke ve bölge ölçeğinde yatırım karar niteliği taşımayan yenilenebilir enerji üretim alanlarının yer seçiminde şu kriterlere uyulacaktır demektedir arkadaşlar zaten mevzuat. Yani bu mevzuat da hangisi 5346 sayılı yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımına ilişkin kanun durumu. Buna uygun yer seçiminde şu kriterler öngörülmektedir. Bunlar nedir? 1. Diyor ki 6831 sayılı orman kanunu kapsamında kalan alanlardaki yatırımların gerekli izinler alınarak, öncelikli olarak orman niteliğini kaybetmiş alanlarca gerçekleştirmesi esastır diyor. Bitti arkadaş. Biz o zaman niye buradayız? Hiçbir bizim ormanlarımızı yok. Bunun için mi yaktınız? Hiçbir izin yok. Bunun için mi yaktınız ormanlarımızı? Orman niteliğini kaybetmiş yerlerde yapmak için mi bunlar yapılıyor burada? Nedir yani bu konu? Orman niteliğini bunun çok net bir şekilde açıklanması gerekmektedir. Bir an önce. 1-2. Şimdi özellikle Artuna ve Artuna 2'nin birçok pervanesi ya da türbini nerede kalmaktadır? Orman alanlarında kalmaktadır. Peki başka? Tarım alanlarında kalmaktadır. Tarımsal üretim amaçlı korunması esas olan 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu kapsamında kalan tarım arazilerinde yapılacak olan yatırımlarda 5403 sayılı kanun hükümleri kapsamında tarım dışı amaçla kullanım izni alınması da zorundur demektedir yine. Bizim itirazlarımız bunlara. Bunlar yapılmadan daha özellikle bu konuda orman alanlarının herhangi bir şekilde kesinlikle orman vasfını kaybettiği tescil edilmemişken zaten edilemez. Çünkü yanan orman alanları anayasal hak gereği kesinlikle farklı amaçta kullanılamaz. İmara konu edilemez ya da farklı bir şekilde değerlendirilemez. Tekrar orası orman olması için ya kendi haline bırakılır ya da Orman Bakanlığı tarafından çeşitli rehabilitasyon çalışmalarıyla tekrar orman vasfı kazandırılır. İşte buradaki bu iki maddeye uygun olarak zaten biz bu konunun gerçekleşmeyeceği konusunda hemfikiriz. Bunun için buradayız.